Bu ne soğuk baba? İzmir'de soğuk olur mu diyen nereye gelsin baba? Spil Dağı'na kar yağmış Manisa'ya. Aslında değişik bir şey de yapmak istiyorum ya. Denemek istiyorum. Motosikletle böyle kar yağdığı zaman böyle bir spili çıkasım var açıkçası. Ama kıyafeti falan tam giymem lazım. Karda falan böyle motosiklette sürmek istiyorum. Böyle değişik bir video olsun istiyorum açıkçası. Bakalım. Öyle düşüncelerim var. Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Uzun süredir motovlog çekmiyordum. Bugün de baktım hava güneşli. Ama güneşli olduğu kadar da soğuk. Dedim ki bu havayı bir değerlendireyim. Nasıl değerlendireyim dedim. Yeni aldığım bazı ekipmanlar var. Eldiven olsun, işte pantolon olsun. İçime giydiğim içlik olsun. Bunları bir test edeyim istedim açıkçası. Şu an İzmir'de hava sıcaklığı 5 derece. Böyle güneşli olduğuna bakmayın. Oldukça soğuk. Ben de dedim ki bu aldığım ürünler bakalım ne kadar sıcak tutuyor. İşe yarıyor mu, yaramıyor mu? Hep birlikte bir görelim istedim. Bu arada aranızda çadır kampı yapan kışın falan varsa arkadaşlar, önerebileceğiniz bir lokasyon falan varsa, böyle birlikte bir çadır kampı vesaire gibi bir aktivite yapmayı düşünebiliriz. Ya da gittiğiniz yerler varsa bilgi için yorum olarak belirtirseniz çok mutlu olurum. Çünkü düşünüyorum böyle kışın motosikletle bir çadır kampı yapsam mı? Yapsam nereye gitsem falan. Ama biraz da böyle düzgün bir yer olması lazım. Böyle gittiğiniz, insanın olduğu, böyle motosikletlerin bolca gittiği, sohbet muhabbet eşliğinde güzel kamp yapılan yerler varsa belirtebilirsiniz. Ben de oraları sizler için değerlendirmiş olurum. Hem de bana da değişiklik olur. Şuradan ufakta hemen devam edelim. Şimdi birkaç tane halletmem gereken işler var. Hem de onları da halledeyim dedim. Bu arada ekipmanlardan da birazdan bahsedeceğim sizlere. Şimdi daha yeni kullanmaya başladığım için artısını eksisini öyle çok aman aman göremediğim için bahsetmek istemiyorum. Biraz daha bir yol yapalım, sürelim. Şöyle bir 20-30 kilometrede ne kadar sıcak tutuyor, ne kadar tutmuyor daha iyi anlarız. Hem biraz da hız yapmış oluruz. Motor da ısınmış olur. Yüksek suratlarda da dayanıklılığını bir kontrol etmiş oluruz. Çünkü bazen böyle internetten satılıyor, işte şu pantolonu alın çok iyi, şöyle böyle falan. Arkadaşlar birkaç tane öyle aldım. Ama iade ettim yani. Şimdi hem kamp için kullandığım hem de motosiklette işime yarar diye kullandığım bir pantolonla çıktım. Bunu aldım. Hem hoş duruyor, hem hafif, inanılmaz hafif. İçi de polarlı. Sıcak tutuyor yani kampta falan. Kesinlikle rüzgar ya da yağmur geçirmiyor. Kampta bunun testini yapmıştım ama motosikletteki rüzgar ayrı. O yüzden bir de motosikletle deneyeyim dedim. Şimdi buradan nereden geçeceğiz? Kuryeler buradan geçtiğine göre biz de buradan geçeriz. AVM'ye de normalde hiç gelmem. O yüzden de bilmiyorum açıkçası. Ya buraya giriş buradan değil ki. O yüzden bu tarafa doğru gidiş yok. Gidiş farklı yerden. O yüzden burası hep çıkış noktası. Giriş bu taraf ya da şuradan şöyle giriyorlar. Mantığı çözdük. Şuraya park edeceğim. Aynen. Şuraya park edelim. Evet, AVM'den zor da olsa çıktık. Vallahi bu ne insan kalabalığı ya. Ya ben uzun zamandır AVM'ye adım atmıyormuşum. Ya da hep böyleydi, bilemiyorum artık ama izdiham var sanki. Sanki bedava bir şey dağıtıyorlar. Herkes böyle üşüşmüş, toplanmış aynı yerde. Allah'tan işimizi hallettik ve çıktık. Şimdi ekipmanların durumlarından, kullanışlı mı kullanışlı değil mi
soğuk alıyor mu? Biraz bunlardan bahsedelim demiştim. Şimdi özellikle şu elimdeki eldivenden bahsetmek istiyorum. Bu eldiven Shroko'nun bir eldiveni. MC71 diye geçiyor. Ben memnunum. Hava yağışlı olmadığı için yağıştaki performansını sizlere gösteremiyorum ama oldukça sıcak tutuyor. Kullanışlı bir ürün. Bu şekilde böyle kapatabiliyorsunuz. Şimdi eldiven diyordum. Yağmurdaki performansı falan kullanımı çok güzel. Kesinlikle su falan almıyor. Bunu çok kez test ettim. Hiç su almadı yani. Şimdi rüzgarda çok fazla böyle yani aşırı rüzgarlı havalarda kullanmadım, soğuklarda. Şimdi ilk kez böyle havanın soğuk olduğu bir günde çıktım. Şimdi bakacağım rüzgar alacak mı, ne durumda, iyi mi değil mi? Yaşanmadan geçen yıllar utansın. Ne efkarlı yazmışsın be Müslüm Baba. Oo, inşallah hissediyorsunuzdur şu rüzgarın sesini. Çok fazla bir rüzgar var gerçekten. Havada dediğim gibi oldukça soğuk. Ama şu an için hiç üşüme yok ya. Vallahi ne güzelmiş böyle. Ekipmanın önemi harbiden hissedilir derecede var. Şu an bir eldivende bile bu kadar tatmin olabiliyorsak. Ki öyle çok pahalı bir eldiven de değil. Orta yollu bir eldiven. Kim bilir. Daha yüksek kaliteli eldivenler nasıl sıcak tutuyordur. Arkadaşlar, yaklaşık bir yarım saat 40 dakikadır böyle soğuk havada motosiklet kullanıyorum. Umarım sesim de iyi geliyordur. Çok fazla rüzgar var şu an yani. Ama şu an ellerim sıcacık. Gerçekten şu an parasını hak ettiğini söyleyebilirim. Zaten yağmur da beni kesinlikle tatmin etmişti. Bunu üstüne basa basa niye söylüyorum? Çünkü ben daha önce bir tane daha eldiven almıştım böyle. Yani ucuz demeyelim ama normal orta derecede fiyatı olan bir eldiven. Bir su aldı, ellerim inanılmaz üşüdü yani. Buz gibi oluyor. Motosiklet kullananlar zaten çok iyi bilirler. Ve bu sefer bütün sürüş konforunuz falan bozuluyor. Ve bu hiç de iyi olmuyor. Şu an ellerinin sıcak olması insanın güzel. Ama şu an tabii ki burada artık 6-7 derece sıcaklık var. Şimdi bu 6-7 derecedeki sıcaklıkta hissiyatını söylüyorum ben size. Hani gidersiniz 0 derecede ya da eksi derecede kullanırsınız. Belki o zaman performansı düşebilir. Ama bu derecelerde şu an gayet güzel. Ben memnunum. Eldiven benden olumlu not aldı. Şimdi bunları söylerken şunlara da dikkat ediyorum arkadaşlar bu arada. Yani şimdi bu eldivenin fiyatı belli. Hani az çok bize sunduğu şeyler belli. Ona göre kullandığımız, aldığımız bir ürün. Yani fiyat olarak da bakıp bu yorumları yapıyorum açıkçası. Pantolona gelecek olursam, şu an pantolon ilk aşamalarda iyiydi ama şu an sanki şu diz bölgelerinden falan soğuk almaya başladım. Yani bir tık daha soğuk olsa bu pantolon çok fazla iş görmez. Bir de altımda içlik de var arkadaşlar. Sadece pantolon giymedim. Sadece pantolonu giyseydim demek ki iş görmeyecekti. Evet, kampta çok güzel kesinlikle. Hani yağmur almıyor, rüzgar almıyor falan ama buradaki soğukluğu hissediyorsunuz. Hani ben şu an dizlerimden o soğukluğu hissetmeye başladım. Şimdi anlatmadığım başka malzememiz var mı? Boyunluk kullanıyorum zaten. O herkesin kullandığı bir şey. Normal, standart, kalitede bir boyunluk. Ama benim en çok sevdiğim ve gerçekten çok faydalı bulduğum balaklava arkadaşlar. Kaskın içine balaklava. Bazıları kaskı direkt takıyor. Ya abi illaki bir yerden hava gelir. Ne bileyim yani. Bir şey olur. Üşürsünüz vesaire. Hani balaklavayla takmak kesinlikle çok daha rahat, çok daha kullanışlı. Benim sürüş performansımı bile etkiliyor diyebilirim yani. Çok işime yarıyor. Belki küçük bir ürün ama bence gerekli. Bu arada önümüzdeki
günlerde motosikletin de bir tanıtım videosunu çekmeyi düşünüyorum. Bu motosikletin tanıtım videosu oldukça fazla ama bir de benim gözümden görün istiyorum açıkçası. Uzun süredir bu motosikleti kullanıyorum. Hani hiç yoktan ilk defa Honda PCX'e binen, daha doğrusu ilk defa Çin malı motordan inip de Japon markasına ait bir Honda'nın yapmış olduğu PCX'e binip o hissiyatları falan anlatmak istiyorum. Ama tabii ki onun için ayrı bir video oluşturmayı düşünüyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda bununla ilgili bir video yapabilirim. Arkadaşlar, üşümüyorsanız gerçekten böyle performansınız yerinde oluyor. Daha güzel bir şekilde sürüş sağlayabiliyorsunuz. Bu çok 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 önemliymiş yani. Ben de daha önce böyle aşırı bir motosiklet kıyafeti falan almış bir insan değilim. Bir tık daha böyle ufaktan alarak başlamayı tercih ettim. Böyle biraz daha deneme yanılma şeklinde gidiyorum şu an. İşimi görüyor mu, görmüyor mu diye. Şu an için iyi ama bu pantolon kesinlikle kamp pantolonu. Günü birlikte kullanabileceğiz bir pantolon ama böyle atıyorum özellikle kuryeler 8-10 saat motosiklet üzerinde oluyor. Yani o zaman kullanabilecek bir pantolon değil. İçine içlik de giyseniz soğuk geçiriyor yani. Şu dizler üşümeye başlıyor. Hatta bir tane almış olduğum motosiklet pantolon da var. Ama biraz böyle bol duruyor. Ama inanılmaz sıcak tutuyor. Aslında onu da bir gün giyip sizlere gösterebilirim. O pantolondan inanılmaz memnunum. Hani içine hiçbir şey giymeseniz de pantolonun çok sıcak tutuyor. Ama biraz duruşu hani daha çok böyle nasıl diyeyim, yağmurluk tarzı gibi duruyor yani. Biraz daha böyle bol duruyor. O yüzden onu çok tercih etmiyorum. Böyle hareket etmek falan daha rahat değil. Bu pantolon rahat olduğu için zaten almıştım. Hem de hafif, çok hafif. Ama o pantolon bir tık böyle ağır. Ama tabii ki hava falan hiç geçmiyor. Yağmur hiç hissetmiyorsunuz. Demek ki bazı malzemelerin, bazı ürünlerin kullanım kolaylığı olan yerler var. Kullanımı zor olan ve iş görmeyen yerler var. Videoları beğeniyorsanız arkadaşlar bu arada beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Beni desteklemek isterseniz de kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz beni. Hep birlikte şöyle bir videoyu durdurup bir like atıp bir abone olursak gerçekten çok mutlu olurum. Şu görüntüye bakın ya. Çocuklar ne kadar güzel eğleniyor. Vallahi artık sana o kadar alışmış ki kuşlar. Hiç kaçmıyorlar da bak, nasıl seviyor çocuk. Mükemmel bir görüntü ya. Görmek istediğimiz görüntüler bunlar. Arkadaşlar, elimden geldiğince sizlere bu videoda kullanmış olduğum, yeni aldığım, testini gerçekleştirdiğim ekipmanları göstermeye çalıştım. Tabii ki çok aşırı böyle para vermeden aldığım ürünler bunlar. Çünkü devir, ekonomi devri yani, her şeyde çok fazla para artık. O yüzden bu ürünleri de sizlerde görün istedim. Hem ben de performansını daha iyi bir şekilde görmek istedim açıkçası. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Tekrardan kısa bir bilgi vermem gerekirse, kullandığım eldivenler Shroko markasına ait waterproof yazan MC71 modeli. Oldukça kullanışlı. Şu an ben çok memnunum. Dediğim gibi pantolonla kampta kullandığım, kamp için aldığım bir pantolondu. Bunu da bir deneyim dedim ama motosiklet için çok yararlı ve kullanışlı bir pantolon olmadığı kanaatindeyim. Motosiklet montundan memnunum. Motosiklet montu zaten vardı. Yeni aldığım bir şey değil. Ama kesinlikle çok memnun olduğum bir mont olduğunu söyleyebilirim bu konuda da. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Teyze, sen de gidersen çok iyi olur. Biz de devam ederiz. Hadi, hadi teyzem. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda daha farklı içeriklerde umarım görüşürüz diye tahmin ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.